Japonya'da bir taksi içi kamerasına yansıdı. Taksicilik bazen içine binen yolcuların psikopat veya kanun suçlusu olmalarından dolayı zorlu olabiliyor. Tehdit edilmeler ve hatta kaçırılma vakaları şimdiye kadar birçok kez gerçekleşmiş olaylardan yalnızca birkaçı. Ancak az sonra göreceğiniz videoda gerçekleşenler bunlardan hiçbiri değil. Bir şoför gece vardiyasındaydı. Taksisi ile ilerlerken gecenin karanlığında yolun kenarında genç bir kadın fark etti. Genç kadın kendisine el kaldırınca onun bir yolcu olduğunu düşündü ve aracı onun yanına doğru sürüp kenara çekti. Durduğu esnada kafasını çevirip baktığında kadın çoktan gitmişti. Duruma anlam veremeyen şoför aracı sürmeye devam ediyor. Zaten mesaisi bitmişti. Artık evine gidecekti. Ancak o anda kendisinin de fark edemediği şey şuydu ki genç kadın aslında arabaya binmişti. Ayya. Haydi kondurum. Aracın içerisinde genç bir kadın silüeti beliriyor ve taksi şoförü bu durumu fark etmiyor bile. Bunun herhangi bir optik yanılsama veya kamera hatası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genç kadın net bir şekilde görünüyordu. Aracın arkasına oturmuştu. Önce yarı saydam bir şekilde beliriyor, ardından tekrar ortadan kayboluyor. Bu taksicinin geçmişte çarpmış olduğu ve belki hayatını sonlandırdığı biri olabilir mi? Öyle veya böyle, taksideki bu gizemli yolcu neyin nesiydi, kimdi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Çocuklara görünen fakat o anda orada bulunan yetişkinlere görünmeyen doğaüstü varlıklara dair bugüne kadar belki de onlarca video inceledik. Hem şimdi hem de bu videonun ardından izleyeceğimiz görüntülerde de aynen bu oluyor. Genç bir anne küçük çocuğunu yatağına yatırdıktan sonra geri dönerek evin salonuna gidiyor. Saatler 22:00 sularında yaşanacaktı olay. Küçük kızını yatağına yatırdıktan sonra genç annenin telefonuna hareket kameraları tarafından bir bildirim gönderildi. Küçük çocuğun iyi olup olmadığını kontrol etmek için çocuk odasına gidip bakmaya karar verdi. Çocuk kamera çerçevesinin dışındaki bir şeye bakıyor, hatta ona odaklanıyordu. Annesi içeri girdiğinde çocuğa iyi olup olmadığını soruyor. Çocuk her ne kadar geçiştirici cevaplar verse de korktuğu her halinden belliydi. Neredeyse yorganın altına saklanıyor gibiydi. Zaten ardından da pencerenin hemen dışında bir canavar gördüğünü söylüyor. İlginç bir şekilde kamerada anne odaya girmeden hemen önce bir şey uçup gidiyor gibi görünüyor. Pek çok insanın küre dediği bir şey ve birçokları için bir kürenin varlığı paranormal bir şeyin varlığıyla eş anlamlı. Yani belki de sadece bir çocuğun hayal gücü değildi ve o gece odada başka bir şey daha vardı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğimiz görüntülerde tıpkı az önceki gibi sadece küçük bir çocuğa görünen doğaüstü varlığın kanıtı olabilecek bir video olacak. Küçük çocuk babaannesiyle birlikte vakit geçiriyordu ama
bir noktadan sonra oldukça tuhaf davranmaya başlıyor. So funny. I can't wait till summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. What? Who's coming? Who? You see somebody back there? Him. Who? Him. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where's he at? He's right in front of you? Yep. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? In the dining room? Yep. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. Yes. Take me to him. Show me. This. Him. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yep. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. What's he doing? Come on. You're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Büyük anne ona kimseyi görüp görmediğini sorduğunda çocuk görmüş olduğu o figürün yerini net bir şekilde tarif ediyor ve onun neye benzediğini anlatıyor. O şey her neyse de anlattığına göre gözleri böcek gözü gibi olan uzun boylu bir varlıktı. Evet, o figür sadece küçük bir çocuğun görebileceği bir böceğin gözlerine sahip gizemli bir varlık olmalı. Size ilginç bir şey söyleyeceğim. Google'da iri böcek gözlere sahip varlıklarla ilgili araştırma yaptım. Bu tarz varlıkların genellikle küçük çocuklara göründüğüne yönelik ebeveynlerden gelen birçok yazıyla karşılaştım. Yazdıklarına göre çocukları gecenin bir yarısı uyandıklarında böcek benzeri gözlere sahip ürpertici görünümlü bir figürden bahsediyorlardı. Eğer internette yazan ebeveynlerin yazdıkları bu şeyler doğruysa bu konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve belki de çözüme kavuşturulması gerekiyor. Peki sizce bu niyeti pek de iyi olmayan varlık çocuklardan ne istiyor olabilir? Düşündüklerinizi mutlaka yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler tam olarak nerede olduğunu bilmediğim bir hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Bu hastanede görev yapan bir güvenlik görevlisinin yaşadığı olayı izleyeceğiz. İzlerken pek bir şey anlamayabilirsiniz ancak ardından size açıklama yaptığımda ağzınızın açık kalacağından emin olun. Önce izleyelim. Şimdi size durumun kendisi hakkında biraz daha fazla bilgi vereyim. Koridorda iki çocuk gören güvenlik görevlisi adam onlarla konuşmaya başlıyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra çekmecesindeki balonları çıkarıp çocuklara veriyor. Görevli koridordan yürümeye başladığında çocuklar da onu takip ederek peşinden gidiyor ve arkasında duruyor. Güvenlik görevlisi arkasına dönüp çocuklarla yeniden konuşmaya başlıyor. Bu anlattıklarımı videoda göremediniz öyle değil mi? Evet, işte asıl olay da tam bu. Bu anlattıklarımı olayı bizzat yaşayan güvenlik görevlisi aktarıyor. Ancak kayıtları incelediğinde bu görevlinin aslında kendi kendine konuştuğu, orada herhangi bir çocuğun olmadığı, hatta balonların da kendiliğinden adamı takip ettiği görülüyor. Durum bana daha önce gördüğümüz bir görüntüyü hatırlattı. Arjantin'deki bir çocuk hastanesinde de koridordan geçen bir balon görmüştük. Orada da aynı şekilde personel küçük bir çocuk gördüğünü söylemişti. Hastanelerde gerçekten de birçok açıklanması zor doğaüstü fenomen gerçekleşiyor. Aslında buna pek de şaşırmamak gerek. Çünkü hastaneler trajik olayların ve hatta ölümlerin en çok yaşandığı yerlerin başında geliyor. İzlediğimiz görüntülerdeki görevli bu hastanede yaşayan, hayatını kaybetmiş küçük hastalarla karşılaşmış olabilir mi? Eğer durum doğaüstü değilse kameraya yansımayan, sadece güvenlik görevlisinin gördüğü çocukları ve artı olarak kendiliğinden hareket eden balonları nasıl açıklayacağız? Düşündüklerinizi yazın.
Son zamanlarda ormanda uyumak ve geceyi geçirmekle ilgili birçok görüntü izledik. Bazılarının başına tehlikeli insanların başrolde olduğu bazı olaylar gelirken bazıları ise paranormal durumlarla karşılaşmışlardı. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Wheels Were About adlı kanalda yayınlanan bir kamp videosunda kaydedildi. Will isimli adam bu defa da yaşadığı şehre yakın bir yerde bulunan ormanda kamp yapıp geceyi geçirmek istedi. Yemek yedikten sonra özellikle de sıcaklık şiddetli bir şekilde düşmeye başlayınca yatmaya karar verdi. Ancak çok geçmeden gerçekten garip bir şeyle uykusundan uyandırılacaktı. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. İzlediklerimiz ve işittiklerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazın. Şimdi izleyeceklerimiz Polonya'nın Wrocław kentindeki tren istasyonunun yakınındaki eski bir sığınakta çekildi. Aslında oldukça eski bir video. Çok daha öncesinde kaydedilse de 2010 yılında internete yüklendi. O zamanların macera arayan insanlarından biri uzun zaman önce terk edilmiş bir sığınak bulduğunu ve oraya giderek incelemek için sabırsızlandığını söylüyor. Eline aldığı telefonuyla terk edilmiş sığınağa gidecek ve içeride gözlem yapacaktı. İlginç bir şeyler bulmayı umuyor. Umduğunu sonuna kadar alacak. Videonun tamamı kesinlikle ürkütücü. Ancak dikkatimi iki belirli an çekti diyebilirim. Birincisi, boş ve karanlık koridorlarda dikkatli bir şekilde ilerlerken videoyu çeken adamın o anda görmediği anlaşılan bir şeyi fark etmemiz oluyor. İzleyelim. Coraz mniej tego wszystkiego tutaj leży. Można prawie stanąć. Następne drzwi drewniane. Teraz na prawo. Co to? Halo? Duvarın arkasından eğilip kapıya kameraya çevirdiği esnada yan odaya bir şey giriyor gibi görünüyor. Muhtemelen evsizlerden korkan adam duvarın arkasında ne olduğunu dikkatlice kontrol ediyor. Ancak ilginç herhangi bir şeyle karşılaşmıyor. Elbette hepsi bu kadar değil. Dönüş yolunda çöplerle dolu koridorlarda ağır ağır ve dikkatli bir şekilde ilerlerken şöyle bir şey duydu. O, Jezus! Co to było? Wojtek, dochodzę! Wojtek, otwórz! O, tu. Co tam było? Jezus, słyszałeś jakieś te? Kurde, no... uderzenia? Co, ktoś tam był? Nie myślałem, wiem. Że ktoś... Ej, już tak się ściemniało? Jezus, ja się wystraszyłem. Normalnie jakiś huk tam był. Nie słyszałeś nic? Matko Boska.
Neyse ki çok fazla sorun yaşamadan, herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadan çıkışa ulaşmayı başarıyor. Ancak tüm sığınağı bir uçtan diğer uca geçtiği ve her odasına göz atmadığı için görülen o silüetin tam olarak ne olduğunu, içeride başka birilerinin olup olmadığını anlayamıyoruz. Doğaüstü bir varlık mıydı? Videonun ilerleyen dakikalarında çıkan seslerin sorumlusu da o muydu? Şehrin yeniden inşa edildiği sırada yıkılmış bir yer burası. Böyle şeyler normal gibi. Düşündüklerinizi yazın. Şimdi izleyeceklerimiz Reddit'te anonim biri tarafından yayınlandı. ABD'de yer alan kumarhanelerden birindeki güvenlik kamerasına yakalandı olay. Çok fazla detay bilmiyoruz çünkü yayınlayan kişi bilgilerinin gizli kalmasını istiyordu. Video kısa ama yine de ilginç bir şeyler var. İzleyelim. Gizemli, karanlık ve saydam görünümlü bir figür. Odanın üst taraflarında dolaşıyor gibi görünüyor. Her neyse, aynı anda koridorun dışında ve içinde de yürüyor gibiydi. Bunun bir kamera arızası olduğunu söylemek de mümkün ancak videoyu izleyen insanların çoğunluğu paranormal bir varlık olduğunu düşünüyor. Ne olduğunu bilmiyoruz fakat kesin olan bir şey var ki o saatte orada kimse olmamalıydı. Düşündüklerinizi yazın. Şimdi de uzayın derinliklerine çıkalım ve dünya dışı yaşam formlarına bir kanıt olabilecek video izleyelim. İzleyeceklerimiz Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kameradan dünyanın görüntüsünü gösteren NASA'nın canlı yayınından bir kesit olacak. Yani bulduğumuz kaynak üçüncü bir taraf değil, doğrudan NASA'nın resmi bir yayını. İzleyelim. Elbette bizzat NASA'nın etrafında dolaşan pek çok söylenti var ve pek çok komplo teorisi mevcut. Bunlardan biri uzaydan yapılan canlı yayınların her an yakından takip edilmesi ve kadrajda olmaması gereken bir şey belirmesi durumunda canlı yayının apar topar kesilmesi oluyor. Az önce izlediğimiz görüntülerde de aynen bu gerçekleşiyor. O an canlı yayını izleyen kişiler uzayın karanlığından tuhaf bir cismin çıkmaya başladığını fark etmişlerdi. Bu an yalnızca birkaç saniye sürdü. Hemen ardından canlı yayın grileşmeye başlıyor ve kapanıyor. Bu da resmi olarak kamera bağlantısının kesildiği anlamına geliyor. Belki de gerçekten bir aksaklık oldu. Ancak NASA'nın daha önce de kadraja yabancı bir cisim girdiğinde canlı yayınını saniyesinde sonlandırdığı vakalar bunun da onlardan biri olduğunu düşündürüyor. Çünkü tam da bu garip nesnenin ortaya çıktığı anda kameranın bağlantısının kesilmesi çok garip. Görünüşe göre yayını denetleyen kişi onun canlı yayını izleyen insanlar tarafından görülmesini istemiyordu. Sizce o neydi? Bizden gerçekten de bir şeyler saklanıyor olabilir mi? Yoksa sadece basit bir tesadüf mü? Düşündüklerinizi mutlaka yazın.